Evet arkadaşlar merhaba. Bu melez alma videomuzun devamı. Fan yatağı ile ilgili ilk kafese alıştırma öttürme ile ilgili işte kafes boyutları falan filan. Bunları anlattık. Ne yer, ne içer, nasıl öter, nereyi sever. Ne olur falan filan işte bunlarla ilgili konuştuk. Videolar çektik. İzlemeyen arkadaşlar izlesin onu. Ondan sonra dedi ki melezini alacağız. Bunun için kafes ayarladık. Boyutlarını yaptık. Ondan sonra işte araya bölme attık. Bir önceki videoda işte bunlardan bahsettik. Üçüncü olarak da yani bilmiyorum kaçıncıysa arkadaşlar işte. Şimdi erkeğimizi dişiye çiftleştirdik. Gördüğünüz gibi başında duruyor maşallah. Gayet de güzel. İlkinde hatalarımız oldu. Nasıl hatamız oldu? Yanlış yaptık. Neyi yanlış yaptık? Şimdi biraz güneş görünce, havalar ısınınca dişi kanarya da hazır olunca dedik ki bu iş olur dedik. O ilk video çektiğim zamanlar. Sonra havalar biraz daha soğuk gitti. Aradan bölmeyi çektiydik falan. Dişi yumurtladı. 5 tane yumurtladı ilk parti. Boş attı arkadaşlar. Neden? Çünkü erkeği doğadan geldiği için, yabani bir tür olduğu için o mevsimi takip ediyordu. Mevsimi takip ettiğinden dolayı da erkekle aynı anda pardon dişisiyle aynı anda hazır olmadı. Ondan dolayı ilk yumurtalarımız boş çıktı. Pes etmedik. Neyse dedik. Olur dedik. Şöyle göstereyim dişimizi yatıyor, ürkütmüyor. Şimdi bazı arkadaşlar dişinin türünü soracak da ben tam olarak dişinin şeyini bilmiyorum. Ama yerli bir tür, bayağı bakıcı. Erkem de maşallah göğsü falan da iyice kızardı. Benim en sevdiğim doğa kuşu arkadaşlar. Şu görüntüye bayılıyorum. Maşallah diyelim. Allah olmayana da versin. Gerçekten insan biraz şey yapıyor. Eskiden ben de izlerdim, imrenirdim falan ama arkadaşlar o yüzden tüm bildiğim yaptıklarımı size aktarıyorum ki siz de alın diye. Konumuza dönelim. Şimdi ben dişinin tam olarak türünü bilmiyorum. Ondan dolayı yerli bir tür, yerli bir abimizin ürettiği bir tür aldık. Bayağı da bakıcı arkadaşlar. Altına ne sürseniz bakıyor. Kalkmıyor yumurtanın üstünde. Aynı anda mevsimde erkeğimiz de kızıştı. Ötüşünden de zaten belliydi. Biraz daha bekledik. Yuvalığı aldık. İlk parti boş çıkan yumurtaları altından aldık. Yuvalığı da aldık. Ondan sonra araya tekrar bölme attım. Ondan sonra yumurta mamasıydı falan filandı derken bir 15 gün 20 gün daha bekledim arkadaşlar. Havaların ısınmasını bekledim yani. Havalarda ısınınca tekrar şansımı denedim. Aradan bölmeyi çektim. İşe gidip geldiğim için zaten ben takip edemiyorum. Kendi haline bırakıyorum. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum zaten hayvanları. Ondan dolayı dişim şansıma 5 yumurtluyor. Söylemiştim zaten onu. Baktım birkaç gün sonra kontrol ettim işte misal dördüncü yumurtayı yaptıktan sonra misal yumurta toplama olayı oluyor ya arkadaşlar ben yapmadım onu ellemeyeyim dedim dördüncü yumurtadan 3 gün sonra baktım bir tanesinin içinde böyle damarlanma kalp atmaya başlamış ya inanın ben de çok sevindim çok mutlu oldum. Demek ki oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bazıları devlet sırrı gibi anlatmaz, etmez, cart curt falan filan. Ama bu öyle bir olay.
Değil. Yani herkes alsın, herkes bu zevki tatsın. Ben işte yaşadıklarımı, tecrübelerimi bu şekilde video çekerek anlatıyorum. Yumurtalarımız dolu. Çok şükür. Yani amacımıza ulaştık. Bundan sonraki olayda hepsini çıkarıp bunlara baktırmak. Bu süreçte gözüme takılan ne oldu? Başta erkek beslemiyordu arkadaşlar dişiyi. Misal dişi böyle o yalvarma sesi vardır. Kanaryacılar bilir, kuşçular bilir. Onu yapıyordu ama erkek umursamıyordu. Yumurtalar canlanmaya başladıktan sonra bununla denk geldi herhalde. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Canlanmaya başladıktan sonra erkek dişiyi beslemeye başladı. Normalde bu şekilde melez olaylarında erkek alınıyor arkadaşlar. Misal dördüncü yumurtadan sonra erkeği yanından alıyorlar. Şimdi fazla yükleniyorlar kızıştırıcı, cart curt falan filan erkeğe. Ondan dolayı erkek kırıyor yumurtaları. Ben biraz gözlemledim. Çok şükür öyle bir durum olmadı. Hatta erkek yumurtayı gördükçe dişiye böyle daha fazla bir ilgi gösterdi. Böyle bir yemleme konusunda falan. Hatta dişi bazen kalktığında işte kanatlarını germeye falan çalıştığında erkek yumurtalara bakıyor. Üstünde ötüyor mötüyor böyle ses falan veriyor. Değişik sesler çıkarıyor. Yani erkekte bir sıkıntı çıkmadı. Bu da benim gözlemim. Birbirlerine alıştılar. İkinci bir olay da boşta bir kanaryam daha vardı sarı renk. Hani dedim erkeğe ona bastırayım hani şey yapayım falan diye. Erkeği alınca dişi kalktı. Şaşırdım yani normalde kalkmaz diye biliyorum. Dişi yumurtalardan kalktı. Yani öyle de bir durum yaşadım. Artık erkeğini geri attım yanına. Geri oturuyor şimdi. Yani ben papağan ürettiğim için hani onlarda eş tutma olay olduğunu biliyorum. Ama kanaryalarda bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Yani eşini istedi arkadaşlar. Ondan dolayı eşini geri attık. Bir de böyle bir olay yaşadım. Bu süreç içerisinde ne yaptım? Yine yumurta mamasını verdim. Yemlerini taze, suları her zaman taze oldu. Bulundukları yerde zaten gün içerisinde birkaç saat güneş vuruyor. Gene güneşlerini görüyorlar. Kanarya bakımı zaten turuncan, pardon, fanyataya göre daha kolay. Burada maksat erkeğe çok rahatsız etmemek. Erkeğimiz de çok şükür kafese oturduğu için bundan dolayı fazla bir sorun olmadı. Yani ilerlememiz iyi gidiyor arkadaşlar. Deneyimlerim iyi gidiyor. Hani videoyu yeni izleyen arkadaşlar olursa da eğer hani diğer videolarımı izlesin ne yaptı acaba ne oldu falan filan diye kafesi nasıl hazırladığımıza baksınlar. Şunu öğrendim. Burada önemli olan dişi arkadaşlar. Abi dişi hazırsa bir de bakıcıysa erkeğini de tam zamanlı tutturursan valla ne yapıyorlar ne ediyorlar bir şekilde orta yolunu buluyorlar arkadaşlar. Ben saka seviyorum, sevmiyor değilim. Onu da çok severim. O da çok güzel kuş. Ama ben bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu Florya. Ha böyle paketlere sarıp öttürmek falan filan gibi de şey değil. Böyle açık kuşu görerek, rengini görerek, güzelce banyosunu vererek geniş kafeslere de bakmayı seviyorum. Ha ben de tahta kafese koyarım, öttürürüm falan ama bazı şeyleri yapmam yani. Benim de merakım bu. Şimdi boşta bir dişim var. Bir saka melezi de ondan alacağız inşallah. Yukarıda da Florya ve Kanarya melezim var. Pardon, Kanarya çiftim var. Şimdi onlar hazırlanıyor. Onlarınki de çok iyi gidiyor. Onlarla da ilgili video çekeceğim. Videonun başında gösterdim. Onlarda da talihsiz bir olay yaşandı. Bu şekilde arkadaşlar. Onlarla da ilgili video çekeceğim. Şöyle dişiyi kaldırayım. Bir yumurtalarına bakın arkadaşlar. Kalk bakalım. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar 5 tane. Maşallah demeyi unutmayın. Biri boş, dördü dolu. Çok şükür. Gününü takip edeceğiz işte. Yavruların hepsini çıkartmaya çalışacağız.
Benim uyguladığım sistem bu arkadaşlar. Yani yaptık oldu. Tekrar göstereyim. Karışık yemimiz, naturalin yemi, kanarya. Kalamar kemiğimiz, mamalığımız. Kum kesinlikle kullanırım. Ve her gün taze suyumuz. Bu şekilde bir sistem yaptık. Şöyle göstereyim. Şunlar papağanlarımız. Yukarıda bir boşta dişimiz var. Onu da hazırlıyoruz. Şunlar da misal Florian bilezikli kafes üretimi. Bir sıkıntı yaşadık. Ayağı ipe takıldı. Alt karın tüyleri kendini çırpınmaktan şey oldu. Hep yolundu falan. Şimdi tekrardan çıkıyor. Şimdi hazır, gayet iyi anlaşıyorlar bununla da. Yuvayı da ördü zaten. Şöyle göstereyim. Durum bu arkadaşlar yani bende. Çok şükür. Fanyata melezimizi aldık. Florian biraz o olaydan sonra ürkmeye başladı. Ürkek oldu. Ondan dolayı fazla şey yapmıyorum. Ama onlar da güzel anlaşıyor. Bugün yarın onun yumurtası gelir. Çünkü yuvada oturmaya falan başladı. O şekilde. Bunu da melezini alacağız. Ha, ne yapacağız? Babaları dinlemeyecekler. Çıkan yavrular. Şimdi eğer bilenler de var ise bülbül arkadaşlar, şöyle güzel hazırlanmış bülbülname CD'leri oluyor, yani öğretileri oluyor. Onlarla yani iyi bildikleri bir ders falan varsa ustaların şey yaparlarsa çıkan yavrulara dinleteceğim. Önerileri varsa gönderirlerse mutlu olurum, veya videonun altına hani linkini paylaşırlarsa diğer arkadaşlar da eğer bu şekilde bir şey yapacak olduğu zaman onlara da faydalı olur. Bülbül dersi dinleteceğim arkadaşlar. Bir iki tane buldum aslında da belki daha iyisi vardır. Hani yarım saatlik, 40 dakikalık. Online şimdi bazıları şey yapıyor, böyle güzel namelerini şey yapıyor bülbülün. Böyle ard arda parça parça koyuyor. Ondan dolayı kuş onu rahat alıyor, böyle tam güzel namelerini kesiyor bölüm bölüm, CD şeklinde yapıyor. Eğer öyle güzel ötüm var ise bildiğiniz ustalar, konunun altına şey yaparsanız hepimiz yararlanalım. Ben de dediğim gibi çıkan yavrulara da bülbül dinleteceğim. Ya kimisi diyor gırtlağa uyar uymaz. Florya'nınkini bilmiyorum. Florya biraz gürbüz bir kuş. Hani bu da nameli bir kuş aslında da. Ama Fanyata da eminim bülbül ağzı alacağına. Çünkü son birkaç gündür de bülbülcü bazı ustalar var. Onların Fanyata melezlerini dinledim. Sosyal medyalarda, diğer mecralarda falan. Güzel eğitim vermişler. Yani bunda çok güzel alıyor ama Florya melezinde nasıl olur bilmiyorum. O şekilde yapacağım. Saka belki dinletirim. Ama aklımdaki bülbül ve baştan kara. Yani yıllarca dinledik saka. Seviyorum, sevmiyor değilim. Hani o da güzel kuş da. Ama işte biliyorsunuz bu canlılar bülbül ötünce daha kıymetli, daha değerli oluyor. Üstte de bir tane sarı dişim var. Yuvalığı taktım hani tava gelsin diye. Çünkü çok kızgın. Ağzında sürekli bir şeyler gezdiriyor. Erkekler de ona ses ver işte. Yarın bir gün bir emanetli kuş alacağız saka. Onu da ona atacağız. Oradan da melezimizi alacağız. İşte papağanlarım falan var. Şu an yuvalıklar, yavrularım var. Böyle odada üretiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şunlar da işte boş çıkan yumurtalarımız. Bu şekilde kenara koyuyorum. Bazen altına sürüyorum tava gelsin falan diye. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki süreçte sağlıklı bir yavru çıkarırım. Yavruları da nasıl büyüttüğümü anlatırım. Herkes alsın, herkes bu zevke varsın. Kimisi ticaret için, kimisi evde öttürmek için, bu şeydir.
Herkesin kendi kişisel zevkidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir de abone olun arkadaşlar ya. Hani izliyor çoğu kişi, ustalar falan filan da abone olup paylaşırsanız sevinirim. Papağanlarla ilgili de çekeceğim de pek herhalde şey yok. Ne bileyim, neydi onun adı? Bunlara rağbet yok, meraklısı yok. Bilen biliyor zaten de üretimini. Bu doğa kuşları çaprazlamasını falan filan sanırım daha çok meraklı arkadaşlarımız var. Ondan dolayı bu şekilde bakım, ilaçlama falan, carçurt, bunlarla ilgili ne varsa ne yapıyorsam ileriki zamanlarda paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı kuşlar diliyorum. İyi günler.